Şu bir daha söyle abi demin dediklerini. Ya söylemem. Çirkin mi çıkmışım? Evet. 3-2-1 kayıt mı yok? 3-2-1 kayıt. Mahmut abi, geçenki kutu açılımımızı çok beğenmişler abi. Bir kutu açılımı daha yapın dediler, rica ettiler. Ama bu sefer bu canavarı yapacağız. Bizim fakir motorlarına yapmayacağız bunu. Evet. Bu sefer S3'ün kutu açılımını yapacağız. Özellikle şuradan yırttıydın ya. Heh. Ah anam, ben niye çarpılıyorum bunu ya? Benden. Elektrik alıyorum. Şuradan hani 1-2-3 açıyorum deyip yırttın da bunu biraz zor yırtarsın abi. Bu kalın bir kutuymuş. Evet abi, bu yiyemez. Bunu vidalarından, şuralarından ayırıp bunu kaldırırız. Bunu açması biraz zor olacak Murat abi. Kaldıracağız abi bunu. Açması. Yok, alttan da vidalı bunlar. Buradaki vidalar gevşemiş. Hayır, karton vidalı değil ya. Kartonu kaldırırız. Nasıl olucuysa. Bakayım kalkıyor mu? Dur abi. Ha, kalkıyor bu. Kalkıyor da. He. Önce şu malzemeleri bir çıkartalım. Çıkartalım. Gençler, bu canavar S3 250, S3 Advance 250 cc. Türkiye'de her 250 cc'yi tokatlayan canavar. Şaka yapıyorum zannediyorsunuz ama gerçekten bahsediyorum. Bu Murat Usta çok kameraya çıkmak istiyor diye kendini bir çağıralım. Ha, bozuldu. Bizim Asya Motor'un servis şefi sevgili Murat Usta benim dedi geçen videoda niye arkadan çektiniz dedi. Beni niye çıkarmadınız? Ben sizde de açamazsınız o kutuyu dedi. Şimdi onu da çağırdık. O da gelsin de. Abi hep 50-50 nereye kadar? Biraz da 250 ile uğraşalım değil mi? Hafif hafif çıta yükseltiyoruz Murat abi. Evet. Murat Usta geldi. İyi ki var. Servis şefimiz. Kutu açılımının şefi Murat Usta. Yine her zamanki gibi Suriyeli kardeşlerimize. Kaç dakika veriyorsun Mahmut abi bu sefer? 3 dakika da alırlar mı? Ustam Suriyelilere ekmek yok dedi. Mecburen. Eve götüreceğim, malın altına koyacağım diyor. Suriyelilerden çok çekmişsiniz herhalde. Yok abi, vatanını sevmeyen adamı sevmiyor. Neyse, biz işimize gelelim. Oo, maşallah. Şimdi dün Beagle açmıştık. Beagle neredeyse tamamen monta vaziyette gelmişti de S3'ün kalıbı biraz büyük olduğu için bak gördüğünüz gibi ön tekeri de monte vaziyette gelir bunun. Ön rüzgar deflektörü üzerinde gelmez. Bir de aynaları. Burası bunlar çok da takılacak. Abi bence biraz görebilsin. Seyredelim bunu biraz. Keyfini çıkaralım. Bunu açtığımız an ayağı almamız lazım. Ha, şimdi Murat Usta bunun bir tekniği var. Onu biliyor da biz bilmiyoruz. Bunu kasadan, tabii kafesinden çıkardığını. Arı taktiği uygulayacağız. Yıkıyoruz. Aha. Hayırdır inşallah. Dışarı oldu. Ben size biraz, yani bilen biliyor zaten de, ben size biraz S3 Advance'ın özelliklerinden bahsedeyim. 247 ya da 249 cc motor var, santimetre küp. 25 beygir gücünde. Üstten çift eksantrikli. Üstten, ha bak, bu motorun en büyük özelliği abi. Üstten çift eksantrikli olması. O yüzden de kendi hem cinsine göre 4 beygir daha fazla güç üreten bir motor bu. 25 beygir gücünde. 21.6 Nm tork üreten. Dur abi. Dur abi. Dur abi, yok. Ha, gitti, hastaneye gitti. Çek kendine doğru. Sağlık. Bu tabii Beagle açmaya benzemiyor bu Murat abi. Tabii 170 kilo benzemez. Beagle 95 kilo.
Dur abi. Boşardın mı ayağı? Yok. Şimdi? Dur. Nereye doğru gidiyor? Şimdi Türkiye'de bugüne kadar bu motorla ilgili yapılan incelemelerin hepsinde aynı şey söylendi. SLS'i en rahat 250 cc maxi scooter. Yani uzun yolda bakın şu sırt desteği vardır. Tam şurada. Bir yandan da motor tuttum için şu sırt desteği ciddi şekilde sürücüsünü rahatlatan bir sele. Çok lazım olmayacak ama yine anahtarımız olsun değil mi yanımızda? O şey için Mahmut abi, orada 12 volt çıkışı var. Yani mesela telefonu falan koyduğun zaman oraya kilitleyebiliyorsun. O anahtar sadece o işe yarıyor. O senin şurada koyduğun göz, anahtarsız göz, kilitsiz. Orayı yolda kullanıyorsun. Bir de şurada bir göz var. Tam şurada. Smart key, akıllı anahtar. Bunu cebine koyuyorsun, gelip oturuyorsun motorun üstüne. Düğmeye basınca mavi ışığı yanıyor, ondan sonra çalıştırıyor, yürüyor. Yapmış abi, elin cavuru yapmış yani. Elin cavuru. Ve aküsü de böyle. O akünün kapağı, şu aküsü. Abi, aküsü de. Şimdi bu akü burada hazırlanacak. 10 amper akü kullanmış. Enjeksiyon olunca biraz daha amperi yüksek. O ha şu arkışının demiri. Sisi barın demiri. Sisi barın yassısı nerede? Burada burada. Arka tarafa koydum ben. Akümüzü de alalım. Evet, akü kapağımız. Çoğu markada bu sisi barı ücretle satıyorlar. Hatta bagaj demirini bile parayla satıyorlar. Evet. Şimdi buna bağlayabiliyorsun da zamanla çok ağırlıklı bindirirsen kırıyormuş bunu. O yüzden demirin altı takıyorlar bunu, sonra değiştiriyorlar. Sen şu kırık olan aynayı tekrar söyledin mi? Geldi. Hadi be. Tabii canım. Bizde hizmet hızlı abi. Son derece hızlı maşallah. Mahmut abi bunu bir de kameraya söyle. Şimdi soruyorlar. Diyorlar ki yedek parça sıkıntısı var mı? Ne kadar sürede geliyor sen siparişini verdiğin zaman yedek parçanın? Bir günde geliyor değil mi? Beraber yapmış olduğumuz çekimde hani motorlarımızda hiçbir çizik yoktu. Gördük, tespit ettik. Birinin aynası kırık ama çıktı. Ama sonra oturan altında bir adet aynamız, sol aynamız. Gösterelim. Ha bak bu Beagle'lardan bahsediyoruz. Kargoda gelirken şu şekilde çatlak çıktı ayna. Tutanağını tuttuk bunun. Bir gün sonra elimizdeydi. Yani dün evvelki gün bu motorlar geldi. Bugün de bunun aynası tabii geldi. Tabii sabah 9.30'da buradaydı aynamız. Yani söylemek istediğim şu. Parça sıkıntısı hiçbir şekilde yok bunlarda. Ki yani bir günde de kargoya gönderiyorlar istendiği zaman. Ya şu motorun hani tekerinin dönmesi için yani sarp malzemeleri ne gerekiyorsa bütün malzemeler ellerinde mevcut. Aynı şekilde dahilimesi için de öyle. Yani parça sıkıntısı yok. Gençlerin rahattır. S3'ün parçası bundan daha fazladır. Doğru yani tabii. Abi, bedava parçası. Abi bunun camı nerede? Hakikaten. Kırılmasın diye yine otomotorun üstüne koydum. Benim olan topladı biliyor musun? Nasıl zaman? Ekip çalışması güzel. Servis dediğim böyle olur. Müşteriye güven vermedi. Dosta güven, düşmana. He? Orada abi. Mahmut abi, motosiklet kullanıcılarının bak en büyük sıkıntısı motor almak değil. Servis, iyi servis ve yedek parça sıkıntısı çekmiyor. Adamların derdi bu. Evet. Ama şimdi Murat abi gibi ustamız olduktan sonra burada sırtımız yere gelmez. Sırtımız yere gelmez. Bir yerde Murat usta varsa sıkıntı yok demektir. Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok. Lütfen evde denemeyiniz. Demek ki ne ustalar abi? Aç mı yatsın? Bu ha. Görüntüler trafiğe kapalı alanda profesyonel ustalar tarafından gerçekleştirilmiştir. Kendiniz yapmayınız bunları. Ya her şeyi böyle internetten görüp de kendiniz yaparsanız. Şimdi bunu görürler yapmaya biz kalır. De evde çocuk besliyoruz yani lütfen. Ekmeğimizle oynamayın. Murat ustanın çocuklar taş mı yesin? Bu laf hoşuma gitti ama taş mı yesin? Geçen de söyledin ya. Taş mı yesin Murat ustanın çocuklar? İşte şey yok. Evet gençler, bugün de böyle bir video çekelim dedik. 2017 model, Dailim S3 Advance 250 cc ABS'li Maxi Scooter'ın kutu açılımını yaptık. Sevgili Mahmut Şak'la beraber. Merhabalar.
bir kez daha belirteyim. Bu motorlar da çok sınırlı sayıda. Mahmut abi bunu zar zor bir tane sipariş üstüne getirdi. Yani bu motorla ilgilenen, bu modelle ilgilenen de olursa elini çabuk tutsun. Dailin maalesef büyük bir ithalat yapmamış gibi görünüyor bu sene. Belki devamı olur, bilemiyoruz da. Ama işte öyle. Yani sınırlı sayıda. Hepsi sınırlı sayıda. Mahmut abi teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim. Bütün bu yardımların için. Ne demek efendim? Bize. Halka hizmet oldu. Evet, evet. Hakikaten baştan sona kalite. Yani müstakbel birinci sene de hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun alan arkadaşımıza şimdiden. Evet. Olsun. Hayırlısı olsun. Olsun. İyi gençler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.